Selamlar arkadaşlar. Şu anda Facebook'ta canlı yayındayım. Aphelios VBA'ya gelmiş. Biz de dedik hani YouTube'a video çekelim. Anlatalım skill'lerini falan. Ben bir 10-15 dakikadır falan oynuyorum şampiyonu. Biraz çözmeye çalıştım. Hani YouTube videosunu çekmeden önce biraz öğreneyim dedim. Baya karışık. Şimdi sizle beraber de tekrar okuyacağım pasifini falan. Hero'nun kız kardeşi Arun abi 5 tane silah oluşturuyor. Bu silahlarda rastgele bir sırayla elimize geliyor. Her silahın 50 mermisi oluyor, 50 cephanesi oluyor. Şu anda mesela elimdeki silah nişancı tüfeği. Bunun 15 mermisi kalmış. Bu bittiği zaman otomatikman şurada yazan sonraki silah olan çakram geliyor elime. Yani 50 mermiyi bitirmeden yeni bir silah geçemiyorsunuz. W skillinizle iki silah arasında değişiklik yapıyorsunuz. Ama bu silahların mermisi bitmeden İstediğiniz bir silahı kendiniz geçemiyorsunuz. Rastgele olarak veriyor yani sonraki silah. Saçta 30 dakika yazıyor bu arada. Harbiden 30 dakika olmuş abi. Farkında değilim ya. Euro bayağı sardı beni de. 10-15 dakika dedik ama bayağıdır oynuyoruz. Şimdi abi o zaman... Ha, bu arada Euro'da şey yok. E yeteneği yok. Q yeteneğiniz var. W ile silah değiştiriyorsunuz. Bir de ultiniz var. Ultinizde her silaha göre farklı bir efekt uyguluyor. Onları zaten anlatırım ama E yeteneği yok. Level atladığınızda da yetenekleri geliştiremiyorsunuz. Çünkü zaten geliştireceğiniz bir Q yeteneği var yani. Bir de ulti var. Hani ulti zaten kendi otomatik olarak gelişiyor. Level atladığınızda şey oluyor. Şurada şeyler çıkıyor. Saldırı gücü, saldırı hızı ve zırh değişme olarak. Yani stat geliştiriyorsunuz her level atladığınızda. Onu zaten detaylı konuşuruz oynanış videosunda. Şimdi silah olarak nişancı tüfeği abi. Birinci silahımız şu anda. Bu menzile yüksek silah sanırım. Zaten saldırı menzili kazandırır diyor pasifinde. Hedeflerini 4,5 saniye işaretleyerek görünür kılar diyor. Kalibrum kullanan yetenekler. Ha, yetenekler yapıyormuş bunu. Mesela Q. Görünür kılıyor ve işaretliyormuş. Buna vurduğun zaman fazla hasar vuruyorsun sanırım. Ne diyor? İşaretlenen rakibi ikinci silahıyla herhangi bir menzilden saldırabilir. Bir dakika, o neymiş lan? Herhangi bir menzil derken bu mu yani? Oo. Oha bayağı iyi. Mesela dur değişti şu an gerçi silah. Çakrama geçti. Neyse dur, ikinci silahımız yer çekimi topu. O nişancı tüfeğinin Q'su bu arada az önceki silah nişancı tüfeğiydi. Ve Q'su minyonları kapat oyunu bitirecekler. Nereden kapatıyoruz minyonları? Minyon doğuşunu kapat. Tamam. Okey. Doğru. Okey ayarladık. O nişancı tüfeğinin Q'sunu mesela lane'de adamı dürtmek için attığın zaman direkt ikinci silaha geçip oto hata istediğim bir alandan açıp... Abi bayağı güçlü bu arada. Bunu yapacağız birazdan. Şimdi yer çekimi topuna geçelim. Graviton, bu da bir başka silah. Bu da oto atakları yavaşlatıyor abi. Mesela bu ikisine vurdum şu an. Bayağı uzaklaştım. Q yeteneğine bastığınızda adamları yerine sabitliyor bir saniyeliğine. Aynı zamanda da hasar veriyor. Menzili biraz kısa. Runan'la bu arada çok güçlü oluyor Hero. Onu değiştirirler mi bilmiyorum. Ama mesela şöyle bir otomatik saldırıyla... Hani direkt bir tane oto atak attım. Üçünü de yerine sabitledim. Üçüne de mesela şu anda yeni silah geçti. Alev silahına geçti. Alev silahında da saldırılar alan hasarı veriyor. Yani biraz wave clear olarak. Alev silahı da yine Runan'la çok güçlü oluyor. Çünkü efekti dağılıyor. Bütün şu anda nehre mesela dağılıyor yani oto atağım. Yani fightları bayağı güçlü olur diye düşünüyorum. Menzili biraz kısa ama onun çok sorun olacağını sanmıyorum. Zaten kite yapacaksınız. Ve bayağı güçlü yani. Bunun da Q'su alev püskürtüyor. Ne yapıyormuş abi Q'su? Hasar veriyormuş. Onun dışında o anki ikinci silahınız neyse bizim şu an çakram mesela. Attım abi alev silahıyla Q'yu. Çakramla da böyle bir oto atak yapıyor. Q'yu tutturdunuz rakibe. Harbiden patlıyorduk bu arada. Minyonlar oyunu bitiriyordu. Alev silahı da bu şekilde. Daha çok alan hasarı wave clear için kullanılabilecek bir şey ama fightları da güçlü olur. Runan kastıktan sonra bu şekilde dağıldığı için. Hoş, ben bunun bu şekilde oyuna geleceğini düşünmüyorum. Yani Runan'ın şu otomatik saldırıyı alev silahında ya da o Graviton muydu patlayan? Oydu galiba. Severum da aynı şekilde bu arada. Bu da çok güçlü oluyor Runan'la. Birazdan onu da anlatacağım. Bu şekilde oyuna geleceğini sanmıyorum. Yani normal Runan'ın kendi vein'de falan oklar çıkıyor ya iki tane. O şekilde getirirler diye düşünüyorum. Böyle gelirse çünkü aşırı güçlü oluyor. Gördüğünüz gibi hani fazla broken duruyor. Çakramdaki gibi bu şekilde iki tane ok çıkması lazım bence bütün silahlarda. Yoksa fazla güçlü olabilir. Çakramın olayı neymiş? Saldırılar hedeflerinden sekerek Aphelios'a geri döner. Aphelios seken atışı yakaladıktan sonra hemen yeniden saldırabilir.
Yani şöyle vurdum. Geri dönene kadar bana bir daha vuramıyorum. Ama mesela yakından vurduğunuzda otomatiğe bağlıyor hero. Onu da şu şekilde göstereyim. Direkt geri döndüğü için yani dibinizdeki adama çok rahatlıkla kayıt atabilirsiniz abi çakramla. Çünkü çok hızlı geri dönüyor size. Yani eğer çakram varsa o an fight'te çok rahatlıkla kayıt atabilirsiniz. Çakram varken Q yeteneğinizde yakan gözcü tarete dönüşüyor. Aphelios ikinci silahın kopyasıyla donatılmış ve 20 saniye boyunca haritada kalan bir taret yerleştirir diyor. Şu anda ikinci silahımız ne? Alev silahı. Yani Q'ya basıp şöyle yerleştirdiğimde 20 saniye boyunca burada kalacak olan bir taret yerleştiriyor. Bunu çakram Q'suyla kullanabiliyorsunuz. Bir rakip ona yaklaştığında etkinleşir diyor. Ve 4 saniye boyunca hasar vurur. Yani 20 saniyelik koyabiliyorsunuz ama yanına bir rakip girdiğinde 4 saniye hasar vuruyor sonra yok oluyor abi. O 4 saniyede de dur dost oluşturduk yanlışlıkla şöyle yapalım. Yine bayağı vuruyor bu arada güçlü. Bu çakramı da resetleyelim. Çakram da bir gitsin. Ultileri göstermedik ama neyse. Şimdi Severus. Bu da biraz daha hayatta kalmaya yönelik bir silah şampiyonun. Life Steal veriyor abi. Şimdi Runa Anlı bu da çok hoş oluyor. Mesela bakın. Yani direkt Life Steal efekti yansıyor üçüne birden. Şöyle range'i ayarlayabilirsem. Şöyle yapmamız lazım. Tamam. Şu an üçüne de mesela hatta bunu şu ama minyonları kapattık. Şöyle gösterelim. Çok fazla Life Steal yaptığını oradan anlayabilirsiniz. Şu anda herhangi bir Life Steal item yok bu arada üstünde. Bir dakika şunları ayarlayamadık. Rakip hedef kuklası tamam. Yani şu Runa'nın etkisinden dolayı üçünden de Life Steal yaptığı için bayağı güçlü oluyor. Aynı zamanda bu tabancanın Q yeteneği de çok hoşuma gitti. Şu az önceki yerimize bir dönelim. Buraya alalım kuklaları da. Nerede? Buradalar. Rakip hedef kuklası 3 tane. Q yeteneği ne yapıyormuş abi tabancanın? 1,75 saniye boyunca %20 hareket hızı veriyormuş. Yetenek gücü kastığınız zaman bu verdiği hareket hızı artıyor ama AP oynanacağını çok düşünmüyorum, bilmiyorum. Ve her iki silahını da en yakındaki rakibi ateşler diyor. Yani birinci ve ikinci silahınızı en yakındaki rakibi ateşliyor. O da şu şekilde oluyor Q'ya bastığınızda. Aşırı fazla bir anlık hasar çıkarabiliyorsunuz. 10 cephane 60 mana kullanır diyor. Yani iki silahınızdan da 10 cephane kullanıyor sanırım. Bunun 3 var şu an mermisi. Bunun 11'i var. Basalım Q'ya tekrar. Bunun bitti, bunun bitmedi. Sadece birinci silahın cephanesini kullanıyor sanırım. Tekrar nişancı tüfeğine döndük. Yani bunun şu mekaniğini gösterecektim. Mesela çok uzaktan lane'de adama bir Q attık. Hemen ikinci silaha geçtim. Buradan vurdum adama. Oy. Bu bayağı iyi lan bu arada. Yani istersem burada olayım abi. İkinci silahla vurabiliyorum adama Q'yu tutturduktan sonra. Hoş buradan Q atamıyorsunuz tabi ama. Bu nişancı tüfeği de bayağı güzelmiş. İşaretin ikinci silahı herhangi bir mezar sağ. Aynen tamam. Uzun mezar tamam bunu gösterdik zaten. Ultiyi gösterelim. Alev silahını da göstermiş galiba. Alan vuran silahtı bu da. Bunun da Q'su bu şekilde abi. Aynı zamanda oto atak yapıyor. Aa işaretledi mesela. Bu yer çekimi topu da yine yer çekimi topuyla bir dakika şöyle vurduğunuz zaman Q'ya basınca yerine mıhlıyor. İkinci silah sonsuz menzilden Runan Pro. Aynen öyle bu arada. Bayağı güçlü oluyor. Bak mesela şimdi. Hop bir de Q yerine mıhladım adamları. Abi aşırı güçlü. Oynanışı falan bayağı eğlenceliye benziyor. Bakalım geldiği zaman da çekeriz oynanış videosunu. Şimdi ulti efektlerini gösterelim silahların. Şu anda ne var bende? Yer çekimi topu var. Ultiyi attığım zaman böyle ultisini de okuyalım bu arada okumadık. Bir ne gönderir diyor. İsabet ettiğinde patlayarak belli bir alana fiziksel hasar veren yoğun bir ay ışığı gönderir. Ardından Aphelios patlamadan isabet alan tüm rakip şampiyonlara birinci silahıyla saldırır diyor. Attık abi ultiyi. Birinci silahımızla saldırdık. Q'ya bastık bir de yerine mıhladık. Q yeteneğinden dolayı. Şu an birinci silahım yer çekimi topu olduğu için. Ben de böyle geleceğini düşünmüyorum. Runa'nın kasırgası yani şu şekilde etkilememesi lazım abi. Q'ya bastım, üçünü de yerine mıhladım.
Bunun değişeceğini düşünüyorum. Birazcık güçlü olmuş çünkü şu an PBA'deyiz. Deniyorlardır. Denemek için bu şekilde getirmişlerdir ama oyuna muhtemelen böyle gelmez. Tekrar nişanlı tüfeğine geçelim. Bunda ne oluyormuş? Bu şekilde uygulanan işaretlerin her biri tüketildiğinde fazladan 45 fiziksel hasar verir. Yani nasılmış? Tamam, işaret diyor ve fazladan hasar verir diyor. Bir dakika. Yani ulti attığınız zaman normal Q yeteneğiniz gibi işaretliyorsunuz. Aa, bir dakika. Şimdi ben ultinin max range'i ne bu abi? Attım buradan. İkinci silaha geçtim. Otomatik saldırıyı yaptım işaretlediğim için. Hop bir de Q'ya bastım. Yerine mutladım. Bu arada çok güzel mekanikleri var onun ya. Çok fazla combo var. Yani bütün silahların neredeyse birbiriyle yapılabileceği kombolar var. Mesela nasıl bir şey yapabiliriz? Çakramdayken şöyle bir Q koyalım buraya. Bak mesela bu da işaretliyor. Oha. Bu da bayağı iyi. Bak şimdi. Şimdi Q'lu koydum buraya. Şu an ikinci silahım kalibrum olduğu için. Bak. Hop gittim. Bir daha vurdum. Abi aşırı güzel mekanikler var bu arada ya. Çok eğlenceli bir şeye benziyor. Çakramın şey olayını göstermedik bu arada. Kullanan diğer yetenekler geçici çakram oluşturur ve bunların her biri Aphelios saldırında ilave hasar verir. Onu da gösterelim. Şunu bir kullanacağım hemen. Bitsin bu silah. Tamam. Yankılı kıyım. Tamam. Severim. Şimdi Q'ya bastık. Bunlar çakram oluşturdu şimdi. Çakram daha fazla vuracak. Bunun da olayı şu. Şöyle tekrardan anlamamış olabilirsiniz belki. Çok anlatamadım çünkü. Çakramı kullanan diğer yetenekler geçici çakramı oluşturuyor. Böyle karakterin etrafında dönüyor onlar. Mesela şu an ikinci silah Severus'un Q yeteneği şey. Her iki silahla da en yakındaki rakibe vuruyor. Yani çakramı kullanıyor. Severus'un Q yeteneği çakramı kullandığı için bu şekilde altta çakramlar oluşturuyor. Şimdi çakrama geçip vurduğum zaman alttaki çakramlar da hasar vurduğu için daha fazla hasar alıyor. Bu tarz mekanikler var. Bu çakramın da yani dibinizdeki adamın direkt içinden geçiyorsunuz abi. Uzaktan o kadar OP değil ama yakından bayağı güçlü. Bu alev silahının da runağın etkisi bayağı hoşuma gitti. Ha, dediğim gibi bunların bu runağın etkisinin bu şekilde geleceğini çok sanmıyorum. Fazla güçlü gibime geldi. Ultisi de yine aynı şekilde alev silahında bu şekilde patlıyor abi. Level atlama olayını da çok seri bir şekilde göstereyim. Minyonların doğuşunu açalım. İleri saralım. Sonra da videoyu burada kapatalım. Oynanış videosunda normal TR sunucusuna, West sunucusuna yani normal sunuculara geldiği zaman çekeriz. Muhtemelen çok oynarım bu şampiyonu. Çok videosunu izlersiniz benden. Hemen biz seriden de ya da dur ya seviye atlat. Aynen ben niye bununla uğraşıyorum ki? Direkt seviye atlatayım kendimi. Seviye atladığınız zaman şurada pasifin hemen üstünde 3 tane seçenek çıkıyor abi. Ortadaki saldırı hızı. Ben fullediğim için şu an göremiyorsunuz bunu. Q'su saldırı gücü. E'si de ilave zırh delme. Yani şu an %3 zırh delme. Bir kere verdim ben zırh delmeye. %3 zırh delme aldım. 13 level'ım. Saldırı hızı %36 veriyor sanırım maksimum. Fulledim onu. %36 saldırı hızı geliyor W'dan. Daha doğrusu pasif W'dan. Yani stat upgrade demekten. Saldırı gücü de 20'den 24 oluyormuş. Maksimum 24 mü saldırı gücünün? Sanırım 24. Bir daha seviye atlayalım. Şu an QW'yu fulledik. E'sinden de yani en fazla 24 saldırı gücü, %36 saldırı hızı, %18 ilave zırh delme alabiliyorsunuz. Level atladıkça statlarınızdan. Ya yani saldırı hızı, saldırı gücü olarak gitmek daha mantıklı gibi geldi bana. Yani zırh delmeyi zaten late game'de ihtiyacınız oluyor. Üçüncü olarak bu fullenir herhalde. Dediğim gibi oynanış videosu da gelir. Birazcık karışık bir şampiyon. Umarım her şeyinden bahsetmişimdir. Bu tabancanın Q yeteneği de aşırı güçlü bu arada. Barona bir Q atalım bakalım. Bu arada çakramla tek başına baron alır buyuru ha. Neyse onu da denemeyelim şimdi. Video iyice uzun olmasın, sıkılmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Dediğim gibi oynanış videosunu da şey yaparız. Normal sunuculara geldiği zaman çekerim. Yarın da muhtemelen Ezreal videosu atarım. Arakçı ürünü değişti biliyorsunuz. Hangi ürünle oynanıyor, güçlü mü vesaire, Ezreal'ın durumu ne, oynanır mı diye onları konuşuruz. Like atarak ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.